80'ciler, 2017 yılı geride kaldı acısıyla, tatlısıyla. Denetimlerden bahsedecektik ama daha öncesinde istedik ki şimdi gerçekten Antalya'da güzel otellerden bir tanesindeyiz ve yanımızda kalite müdürümüz var. Efendim sizi tanıyalım. Ben İclal Solak, Miracle Resort Otel kalite müdürü. Evet efendim, başta da söylediğim 2017 yılı acısıyla tatlısıyla geride kaldı ve 2018'de merhaba diyeceğiz. Ve bir hayli müşteriniz de herhalde fullsunuz, öyle değil mi? Evet, doluyuz. Ve tabii ki gıda ile ilgili önemli olan, hani insan sağlığı ile ilgili çok önemli iş yapıyorsunuz. Peki ne gibi önlemler alıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Tesisimizde gıda güvenliği yönetim sistemi uygulanmaktadır ve düzenli olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da denetlenmektedir. Hijyen kurallarına uygun olarak üretim yapıp servisi yapmaktayız. Dolayısıyla da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın denetimleriyle de bu hizmetlerimiz tescillenmiş oluyor. Peki, uzun yıllar bu işi yapıyorsunuz. Yani evet. 8 senedir. 8 senedir tescilliyim. Genelde müşteriniz neyi talep ediyor gıda ile ilgili ya da hani yemekle ilgili, sunumla ilgili? Hijyenik olmasını istiyor, sunum sıcaklıklarının uygun olmasını istiyor. Bunların hepsini zaten sağlıyoruz. Peki isteyen müşterinize ya ben mutfağda görmek istiyorum dedikleri zaman gezdirme şansınız var mı? Tabii ki isteyen her müşterimizi mutfağımıza alıyoruz ve gezdiriyoruz. Gerekli bilgileri de veriyoruz. Peki, bu denetimlerden sıkılıyor musunuz? Yani sürekli işim. Bir denetim yapılıyor. Ve benim işim ayrı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı yaptığı denetimler tesisleri bana göre daha da ileri noktalara getiriyor. Bu bir iş ortaklığı gibi şey, paydaşımız olarak görüyoruz biz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nı. Otellerin bu şekilde denetlenmesi bana göre gıda güvenliğiyle ilgili daha da ileri seviyelere götürecektir. Biz memnunuz. Daha fazla gelin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi şefimizle birlikteyiz. Efendim hemen sizi tanıyalım. Ben Bekir Atalay. Otelin mutfak şefiyim. Evet. Yaklaşık bir 13 yıldır da buradayım. Evet. Yani hep derler ya işte işin mutfağından geliyoruz. Evet. İşin mutfağından gelen asıl sizsiniz. Evet. Efendim 2017 yılı geride kaldı. Geride kalıyor ve siz de gerçekten güzel bir otelde şeflik yapıyorsunuz. Denetimlerde nelere bakıyorlar denetimci arkadaşlar? Denetimci arkadaşlar genelde hijyene bakıyorlar, kalite kontrolüne bakıyorlar, genel olarak bütün hijyen kurallarına bakıyorlar. Peki ürünleri satın alırken tabii ki aldığınız yerlerin değil mi? Yani belirli yerlerden alıyorsunuz. Tabii ki. Her tabii yerden ki. Alamıyorsunuz. Yani faturalı ya da üretim izli olan yerlerden kesinlikle, alıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani bir üretim zincirini tamamıyla takip ediyoruz. Peki müşterilerden hiç şikayet geldi mi? Ya bugüne kadar böyle yoğun bir şikayet almadık. Çünkü biz çok dikkatli bir şekilde kalite yönetim sistemlerini de dikkat ediyoruz. Onları uygulayarak geldiğimiz için de hiçbir sorun yaşamıyoruz. Yaşamıyorsunuz. Evet. Şimdi isterseniz hep beraber denetime gidelim. Arkadaşlar burada tabii sizin mutfağınıza bakacaklar. Barra bakacaklar, restoranta bakıyorlar. Onlarla beraber biz izleyicilerimize beraber gezelim. Tabii. Teşekkür buyurun. Ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, gördüğünüz gibi hani böyle elimizi kolumuzu sallayarak giremiyoruz mutfağa, öyle değil mi? Kesinlikle. Koran da bize yardım edecek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Muratpaşa İlçe Müdürlüğü'nden. Şimdi bir işletmedeyiz. İşletmedeki yetkili arkadaşlarla görüştük. Genelde bu denetimleri sürekli yapıyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Rutin olarak risk puanlamasına göre, risk kriterlerine göre yıl boyunca gerekli denetimleri yapıyoruz. Şimdi yıl başında denetimler biraz daha artıyor çünkü hani gelen giden sayısı yani misafirler daha fazla oluyor. Kesinlikle yılbaşı öncesi rutin olarak hem mutfak hijyen denetimlerimiz ve alkol içecek denetimlerimiz artmakta. Bu hususlara gereken özveriyi göstermekteyiz. Evet. Şimdi isterseniz sizle beraber bir denetim nasıl yapılıyor izleyicilerimize paylaşalım. Kolay gelsin, biz de sizi takip ediyoruz. Teşekkürler. Evet, şimdi soğuk hava deposundayız. Yani kışın aslında buraya girme ne kadar doğru bilmiyorum ama evet, sana Koray hep
giriyorsunuz değil mi burayı? Gördüğünüz gibi gayet hijyenik. Hepsi folyolu. Bu hani biz insanlar der ki ya çekime geldikleri için böyle yapıyorlar. İşte televizyon çektikçe ama böyle değil değil mi bu? Sadece siz denetime gelmiyorsunuz. Acentalar geliyor, misafirlerimiz ziyaret ediyor. Zaten hani bu ziyaretler için değil, kendi güvenliğimiz için, otelde kaliteli hizmet verebilmek için, Allah korusun gıda zehirlenmesine sebebiyet vermemek için her türlü önlem almak zorundayız zaten. Soğuk havalarda istediğiniz şartlar nedir? Nasıl olması gerekiyor soğuk? Yani bir otelin ya da bir işletmenin soğuk havası. Ürünlerin öncelikle hepsinin ağzının kapalı veya streçli olması önemli. Ve hazırlandığı tarihlerdeki etiketlerin buraya basılması. Göründüğü gibi burada 27'si yani bugün hazırlanmış ve etiketlere basılmış. Çapraz bulaşmayı önlemesi için dediğim gibi hepsinin streçli veya ağzının kapalı olması gerekiyor. Çapraz bulaştı, o nedir? Çapraz kontaminasyon dediğimiz şey havayoluyla mesela pişmemiş bir üründen pişmiş ürüne veya pişmiş bir üründen pişmemiş ürüne havayoluyla mikroorganizmalarına bulaşması tarzı bir şey oluyor. Evet. Çapraz bulaşma dediğimiz. Şimdi ustam bunlar mesela orada bittikçe buradan takviye mi gidiyor? Tabii. Burada bir ön hazırlığımız var. Büfemizde bittikçe buradan takviye yapıyoruz. Hemen gidiyorlar. Tabii, aynı diyorlar. Evet. Soğuk hava deposunu bu şekilde. Bunun derecesi ne olması gerekiyor genelde? Burası +4 derece olması gerekiyor. Onu da zaten kayıtlara rutin olarak günlük olarak tutuluyordur. Onları da kontrolünü yapıyoruz. Peki sadece +4 olması yeterli oluyor mu? Başka depolu -18. Tabii -18 o bu sahne deliklerimiz depolarda var. Birazdan herhalde onun da bir örneğini. Şu ürünlerimiz olduğu zaman şu depolarda. Bunlar taze ürünler +4. Şimdi depodan çıkalım çok üşüdük çünkü. Evet hani otellerde özellikle bayanların tercih ettikleri yer pastane bölümü değil mi? Tatlı kısmı ve şu anda da onun imal edildiği yerdeyiz. Evet. Koran Bey yine denetimlerini yapıyor. Evet. Ustamız da çalışıyor. Sanırım kabak tatlısı yapacak değil mi? Öyle zannediyorum değil mi ustacığım? Evet. Evet. Bir bakalım oradan Bora da diyor ki çok güzel diyor. Kabak tatlısı yapar. Usta da diyor birini oluyor. Kaç mı usta sana diyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Şimdi bu pişmiş mi abi? Daha pişmemiş bu herhalde. Soyulmuş hali. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Doğrama işi. Ondan sonra şekerleme, limon suyu, parlatma. Evet. Peki ondan evde sonra yapıyor musun bu işleri? Yok, evde hiç yaptığımı hanım diyor mu ya baklava yap da yiyelim, kabak tatlısı yap da yiyelim var mı öyle bir şey? Yok. Yok. Genelde istediği zaman listeyi yazıyorum, kendi yapıyor. Kendi yapıyor. Evet, kendi yapıyor. Yani ben yapmıyorum, uğraşmıyorum. Yok, ben tek uğraşıyorum. Peki yorucu mu işler? Yok, zevkle yapıyoruz, zevkle. Severek yapıyoruz. Peki hijyenle dikkat ediyor musunuz? Evet. Yani siz burada ne kadar çalışıyorsunuz? Yani 2,5 yıl falan oldu. 2,5 yıl oldu. Hijyene dikkat ediyorsunuz herhalde değil mi? Herhangi bir sorunla karşılaştınız mı hiç? Yok, şu ana kadar karşılaşmadım. Herhangi bir sorunla İnşallah karşılaşmayız da. Evet. Yani zaten karşılaşırsa herhalde değil mi? Gıda Tarım ve İl Müdürlüğü evet. Ya da diğer sizin dediğiniz gibi acenteler de kontrol ediyor değil mi? Bize yardımcı olacaktır elbette ki. Umarım karşılaşmayız ama. Biraz önce söyledin ya sadece hani bakanlık denetlemiyor herhalde. Birçok uluslararası acentalar tarafından denetleniyoruz. Aynı şekilde yani denetleyen birçok kurum var bizi. Sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı değil. Kendi içimizde de kendimizi denetliyoruz tabii. Abi gördüğünüz gibi Balduk, Yalavurayı gerçekten harika bir yer, öyle değil mi? Koran Bey, var mı bir sıkıntı? Doğrudur. Yok, görünen bir şey yok. Gayet güzel gözüküyor. Teşekkürler. Ellerinize sağlık, ustamın da, icranım da. Tabii şeye de bakıyorsunuz değil mi? Hani Koran Bey, kayıtlara da bakıyorsunuz. Yani sadece ürünleri, hani mutfağı gezmiyorsunuz herhalde. Ürünlerin nereden geldiğinde izlenebilirliğini takip ediyorsunuz. Tabii ki. Mal kabul kayıtları bizim için çok önemli. Malın hangi şartlarda alındığı, sıcaklıklarının uygun mu? Son tüketim tarihlerinin uygun olup olmadığı, eğer uygun değilse reddedildiği vesaire gibi durumlar bizim için çok önemli. Bu konulara mal kabul kayıtlarını özellikle kontrol ediyoruz. Bugün de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum inşallah. Bence olmaz gibi çünkü harika bir işletme. Peki ustam evde yemekleri kim yapıyor? Ona sorduk arkadaşa. Sen diyor mu ya? Evde yemek yapmaya vaktimiz olmuyor ki. Olmuyor bizim. Diyorsun olmuyor, abi. Evet. Yaz kış buradayım diyorsun. Yani bütün günümü. Özlemiyor mu insan? Hani sürekli otelde yiyorsun herhalde. Özlüyorum. Bazen hafta sonu izinle olduğum zamanlar evde yiyoruz. Bir kuru fasulye yiyelim. Yaptı yiyelim falan. Bir nohut falan. Zaman zaman tabii zaman oluyor. Zaman oluyor. Hı-hı. Evet. Şimdi birkaç yeri daha gezelim. Daha sonra birkaç işletme daha gezeceğiz herhalde. Tabii ki alkol denetimi de son derece önemli. Biraz sonra onu da konuşacağız ama şimdilik mutfaktan aktaracaklarınız bu kadar. Kayıtlara bakacağız herhalde değil mi şimdi? Kayıtlara nasıl bakıyorlar, neleri takip ediyorlar onu gözlemleyelim. Daha sonra da röportajımıza devam edelim.
Evet, şimdi evraklara bakıyoruz herhalde. Evet. Ne tür evrakları istiyorsunuz, nelere bakıyorsunuz? Demin de bahsettiğim gibi mal kabul kayıtlarına bakıyoruz. Dolapların, soğuk hava depolarının ve soğuk bütün dolapların sıcaklık kayıtlarına günlük olarak tutulması gerekiyor. Onların tutulmadığını, kızartma yağların polar madde ölçüm cihazıyla ölçülüp ölçülmediğini kontrol amacıyla onların kayıtlarını, kalibrasyon aletlerin, ekipmanların kalibrasyon kayıtları gibi kayıtların tutulması gerekiyor. Şimdi bunların kontrolünü yapacağız. İclo Hanım, şeye bakabilir miyiz? Mal kabul kayıtlarına. Evet, buyurun. Günlük olarak gelen malzemeler depocularla birlikte kabul edilir. Kesin. Bu şekilde parti numarasına kadar kaydını yapıp ürünlerin izlenebilirliğini sağlıyoruz. Sıcaklıkları. Sıcaklıklar. Aynen. Ürünle ilgili özellikler, parti numaraları, kaç kilogram gelmiş, hangi firmadan gelmiş, pişirilen bir ürünün geriye dönük izlenebilirliğini sağlamak adına bütün bilgilerini bu formda topluyoruz. Tamam. Evet, şöyle de gösterelim bence. Gördüğünüz gibi burada yani otlu peynirden tutun, tavuk but, çöp şiş hepsi yazıyor. Nereden geldiği çok önemli değil mi? Kesinlikle, yani kimden kimden geldiği, parti numarası, izlenebilir sağlamak amacıyla parti numarası çok önemli. Son tüketim tarihi, son kullanma tarihleri veya son tüketim tarihleri önemli. Burada hepsi de gözüküyor zaten. Ve kabul veya red olduğu, şurada bir tanesi mesela reddedilmiş. Onu da işte nedeni vesairesi yazıyor. Yani kim tarafından? Öyle mi? Hani evet. Siz istediğiniz zaman ben bu ürünü almıyorum. Tabii ki. Bu bize uymaz diyorsunuz. Bizim herhalde şartnamelerimiz var hazırladığımız gıda güvenliği yönetim sistemi içinde. Onu da bakanlığın şartnamelerine göre hazırlamış durumdayız, yönetmeliklerine göre. Bu şartnamelere uygun gelmeyen ürünleri iade ederiz ve bunun için iade ürün formunu kullanarak satın almaya iletiriz. Yeni ürünün tedarik edilmesini sağlarız. Evet. Şimdi başka evraklara da bakıyorsunuz herhalde. Dolapların sıcaklık kayıtlarına da bakabilirsek. Biraz önce hani soğuk hava deposunu gösterdik değil mi? Evet. Onların her gün rutin kontrolü yapılıyor herhalde. Evet. Evet, onların dolap üzerlerinde var. Ayrıca ürünlerin pişirmesiyle ilgili bir formumuz var. Onun içinde tezgah altı dolaplarımıza kadar sıcaklıklar kayıt altına tutuluyor. Bu günlük hijyen kontrol formumuz. Bunu benim elemanımın gıda mühendisi var. O takip ediyor. Günlük olarak girer içeride bir uygunsuzluk varsa bu formun üzerine kaydeder. Uygunsa işaretlemelerini yapar. Bunun haricinde her bölümün kendi şahit numune formumuz var. Günlük olarak aldığımız şahit numuneleri buraya kaydederiz. Kaç derecede aldık koyarız. Bunları da 72 saat saklayıp daha sonra imhasını gerçekleştiriyoruz. Şahit numune hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Şahit numune nedir? Şahit numune tesisimizi güvence altında almak için aslında bulundurduğumuz bir şey. Aynı zamanda tabii ki yönetmelikler gereği. 72 saat boyunca bizim bunları alıp saklamamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde gıda zehirlenmesi vakası olduğu zaman geriye dönük 3 günlük numuneyi Tarım Bakanlığı gelir bizden ister. Biz de bunu onlara vermek durumundayız. Onun için de bulunduruyoruz. Bütün ürünlerden alıyor musunuz? Yani riskli olanlardan. Hani süt ve süt ürünleri herhalde değil mi? Beyaz etten. Evet, protein içeriği yüksek olanlardan ağırlıklı alıyoruz tabii ki. Hazırlanmış ürünlerden alıyoruz. Bunun haricinde ayda iki defa da laboratuvara numune aldırıp kendi kontrolümüzü, iç kontrolümüzü de sağlıyoruz. Onların da zaten sonuçları burada duruyordur evraklarda değil mi? Aynen öyle, sonuçları. Testisiz sonuçlarına kadar hepsini barındırıyoruz. Olumsuz geldiğinde ne yapıyorsunuz? Düzeltici önleyici faaliyet düzenliyoruz. İlgili birime yapması gereken, yani konuyla ilgili yapılması gereken bir önlem varsa onun alınmasını sağlıyoruz. Peki şahit numara ne kadar olması gerekiyor? Ne kadar alıyorsunuz siz? Belirli bir miktar var mı? 250 mililitrelik kapların içerisine koyuyoruz. Öyle bir şey var. Üzerinin 4/3'ü dolacak kadar. Yönetmelimizdeki yönetmeliğe kadar alıyoruz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Yani bu fazla koyalım falan diye öyle bir şeyiniz var mı? Fazla olsun diye. Yani öyle bir şeyimiz yok. Az olsun diye de bir şeyimiz yok. Yönetmeliğe uygun olsun diye bir durumumuz söz konusu. Evet, yani yönetmelik ne diyorsa. Aynen, ama uygun çok olsun az olmasın diyelim, evet, değil mi? Aynen şahit, öyle. Şahit numune gerçekten çok önemli bence değil mi? Evet, hani kesinlikle. Sizin için de öyle. Kesinlikle. Bizim bakanlık için de önemli. Bunu her zaman alınıyor. Bütün oteller, yani sadece burası değil, onu hemen belirtelim. Tüm işletmeler bunu yapıyor. Toplu tüketim yerleri, oteller, yani tüm toplu tüketim yerleri diyelim, hazırlamış oldukları üründen özellikle menüsü varsa, menü olarak varsa, yani günlük olarak hazırlamış olduk ürünlerden numune alıp saklamak zorunda. Peki Orhan Bey, burada olumsuz bir şeyle karşılaştık. Bunun cezası nedir? Hep değişiyordur belki ama. Tabii 5990 sayılı kanunumuzdaki idari yaptırımlar yönetmeninde idari yaptırımların zaten maddesi ve miktarları var. Olumsuzluğun ne olduğuna bağlı cezası 1603 liradan bizim cezalarımız başlıyor. 16 bin küsurat kadar yükseliyor.
Ayrıca savcılığa suç duyurusu gibi cezalarımız da var. Peki itiraz ediyorlar değil mi işletmeler? Yani sürekli de diyorlar yani bununla karşılaşıyorsunuzdur. Tabii ki. Ya işte aldılar ama biz haklıydık dedikleri oluyor mu? Şimdi zaten denetimimize bizim kanun gereği 7 gün içinde itiraz hakları var. 7 gün sonrasında itiraz etseler dahi değerlendirme olmuyor. Çünkü haklarını kaybetmiş oluyor. Bir de şöyle bir şey, numunelerde de özellikle mikrobiyolojik analizlerde veya son tüketim tarihi 7 günden az olan ürünlerde şahit numune almıyoruz. Analiz sonucunda itiraz hakları bulunmuyor işletmecilerin. Zaten biraz önce hani İcran Hanım da söyledi. Dedi ki yani bakanlık bu denetimleri yaptığı zaman bizim otel olarak ya da işletmeler daha ileri gidiyor. Asıl amaç da o değil mi? Hani insanlar hep denetim yapan, yani birçok denetimlerde öyle ama hani Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı'nın yani sizlerin yaptığı denetimleri eğitim amaçlı görmüyorlar aslında. Hani eğitiyorsunuz değil mi? Yani kimseye gidip de ben ceza keseyim, dur şuraya 5 milyar keselim, 10 milyar keselim. Tabii. Değil mi? Bağcıyı yani dövmek değil amacımız, üzüm yemek. Ne kadar zaten bir ceza kesecek olduğumuz o ceza fiyatı neyse, atıyorum hijyenden ceza kesilecek. 3000 küsür lira ceza, 3200 lira cezası var. Bu işletme bunu ceza olarak ödemek yerine o parayla işletmesini güzelleştirse bizim için zaten daha büyük bir mutluluk, daha bir istediğimiz bir şey olamaz zaten. Amacımız demin de dediğimiz gibi üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ustam sizi de böyle alalım. Otelde veda edelim. Alkollü denetimleri değil mi? Başka yerlere de gideceğiz. Orada gösterelim izleyicilerimize. Çünkü hani burada şimdi müşterileriniz de var. Birçok insan da var. Bu adamlar doldu kamerayla neler yapıyorlar falan demesin. Siz de rahatsız etmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz yardımcı ederiz. Oldunuz. Biz destek oldunuz. Ederiz. Ve umarım 2018 sizler için, oteliniz için, işletmeniz için çok hayırlı, bol müşterili, bol kazançlı bir yıl olur. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Evet. Bol denetimli olsun. Teşekkürler. Evet, Koran'la devam edeceğiz. Yalnız şimdi otel denetimleriyle ilgili size verebileceğimiz, hani kısa aslında bu çok daha kapsamlı değil mi? Kesinlikle. Hani biz yüzeysel olarak sadece bu işletmelerde, otellerde, tatil köylerinde denetim yapıldığını bilin ve güvenli tüketin. Çünkü bakanlık gerçekten çok sıkı denetim yapıyor. Bol denetimli bir yıl diliyor İcra Hanım da. Şimdilik otelden size aktaracaklarımız bu kadar. Sevgili seyirciler, 2017 yılını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Peki bu önemli günde yani yılbaşında insanlar eğleniyorlar, geziyorlar, otellere gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Yaptıkları yerlerde gıda denetimleri, gıda hijyeni kim sağlıyor? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sağlıyor ve denetimler yapıyor. Denetim sayılarını artırıyorlar. Biz de istedik ki bu denetimler nasıl yapılıyor? Gerçekten güvenilerek insanlar gıdaları tüketebilir mi? Özellikle alkol denetimlerinden de bahsedeceğiz size. Bakanlık neler yapıyor, ne gibi çalışmalar yapıyor ve işletme sahipleriyle röportajlarımız olacak. Yine yılın son programını gıdaya ayırdık. Bakalım neler olacak, hep beraber izleyeceğiz. Evet sevgili seyirciler, otel denetimlerinden sonra yine Antalya'da önemli bir restoranttayız ve yılbaşı programı da sanırım olacak, öyle değil mi? Hemen sizi tanıyalım. İsmim Çayan, Günaydın Antalya Restoran Müdürüyüm. Evet, şimdi ustamız da burada, evet. Sizle de konuşacağız, hemen sizi de tanıyalım. Hasan Erkoç, Günaydın Antalya Lara Şubesi'nin ustabaşısıyım. Şimdi yılbaşı yaklaşıyor. Evet. Normalde denetimleri yapıyor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ama yılbaşına özel denetimleri biraz daha arttırdı. Ama sizler hani denetim haricinde de belli kurallarınız vardır mutlaka. Neler yapıyorsunuz? Müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?
Biz ilk önce aslında bu denetimler tabii ki şey tarafından sağlanıyor, Sağlık Bakanlığı tarafından, ama biz kendi denetimlerimiz var. Günlük bunları zaten yapıyoruz. Kendi şubemizde Günaydın Kurumsal bir firma, bunu biliyorsunuz. Bütün şubelerinde hijyene dikkat eden bir firma. Bunun için de hijyenden kez taviz vermiyoruz. Ortalama günlük temizliklerimizi, hijyen denetimlerimizi, bütün şeylerimizi gerçekleştiriyoruz dükkanda. Peki müşteriler ne istiyor veya hiç şikayette bulunan oldu mu? Hijyen konusunda şu ana kadar çok ciddi şikayetler almadık, daha doğrusu hiç almasak daha doğru olur. Hiç almadık, öyle diyelim. Dediğim gibi dikkat ediyoruz. Müşterinin hijyen konusunda müşterimiz de çok hassas zaten. Gelen müşterimiz de... Yılbaşında herhangi bir programımız yok. Normal işleyişimiz devam ediyor. Alakart servisimiz olarak devam ediyor. Herhangi bir yılbaşı için bir programımız yok. Hindi programımız var. Ne programımız var? Hindi servisimiz olacak. Özelliğimiz hindi servisimiz olacak. Vazgeçilmezim. Aynen öyle, hindi dolmamız olacak yani. Şimdi Usta, seninle de et hakkında konuşalım. Burası et restoranı. Evet. İyi et nasıl olur, nasıl alınır? Şimdi bir tane arkadaş çıktı Nusret diye. Bayağı da böyle biliyorsunuz. Öyle sizden çıktı değil mi? Evet, doğru, bizden çıktı. Cüneyt Usta'nın yanından yetişme ustamızdır. O da çok kaliteli bir ustamızdır. Genelde zaten bizim ürünlerimiz İstanbul'dan Nimet Yalçın olsun, Cüneyt Aslan olsun, onların denetiminden geçinilerek alınıyor. Ve bütün bizim mamullerimizin hepsi İstanbul Günaydın'dan geliyor. Evet. Depodan geliyor. Usta, şimdi patron taklayı bırakalım. İyi bir et nasıl olur? İzleyicilerimiz, şimdi tüketicilerimiz. İyi bir et, erkek toklu dediğimiz kuzu. Ortalama kilo ağırlığı 15-16 kilo ağırlığında iyi bir beslenmiş hayvan etinden olur. Evet. Peki ne kadar sürede hani bir et bozulur mu? Nasıl şimdi saklanır? Bu hayvanın pişirdikten sonra hemen tüketilmeli mi? Hayır. Bu hayvanın aşağı yukarı 4 gün, 3 gün dinlendirilmesi, etin üzerindeki suyunun gitmesi lazım. Peki et kendini bulduktan sonra zaten otomatikman yumuşamaya başlar o et. Bu eti yediğiniz zaman ne bir koku ne bir sertlik. Tamamıyla yumuşacık, ağzınıza layık bir et olarak size dönür. Evet abi, biz Türk toplumu olarak eti çok severiz. Evet. Yani deniz kenarına gidince bile balık yemeyiz, mutlaka et yeriz. Bu mangalcılara bir tavsiyem var mı? Yani böyle kümür gibi yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Mangalcılara tavsiyemiz Günaydın et alsınlar. Orada da alsınlar. Günaydın et alsınlar, gerisini merak etmesinler. Burada da et satışımız var. Yalnız çok kuvvetli ateşte pişirmesinler. Ateşi biraz dinlendirsinler. Dediğim gibi et de dinlendirilmiş, güzel bildikleri, tanıdıkları yerden aldıkları zaman, Günaydın bu işin içindedir. Canlı et satışımız da vardır. Aldıkları zaman gayet ağız tadından yiyeceklerine eminim. Peki bazen ben görüyorum böyle alaçulu oluyor, böyle biraz da kanlı oluyor. O makbul mü? Bazıları diyor ki esin, etin kalınlığına ve şeye göre değişiyor. Direç ve dinlendirilmiş et de kuzu eti arasında çok fark var. Dinlendirilmiş et dana eti. Dana eti genelde biz direç ile dinlendiriyoruz bunu. 30-35 gün içerisinde. Makbul mü yani bu? Makbul. Yani az pişmişi daha iyidir bunun. Onun içerisinde hiçbir bakteri kalmıyor. Zaten özellikle özel onun dolabı var. Orada dinlendirildikten sonra onun suyu falan gidiyor. Ondan sonra sadece onun lifi, kendine has özgür lezzeti kalıyor. Zaten ayrıca özel onun yağları var. Onlarla tekrar pişiriliyor. Fevkalade o alayağlı dediğimiz veya az pişmiş dediğimiz tarzda yiyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Tavsiye ederiz herkese. Evet. Etin yanında garnitür olarak ne gider en iyi? Şimdi esas bizim Türk toplum olarak en güzel soğan, biliyorsunuz. Soğan, domates, biber. Ama biz burada steak programında uyguladığımız için daha çok biraz Avrupa kültürüne yakın olan patates püresi, ondan sonra ıspanak, mantar karışımı, brokoli, güzel kendi marine ettiğimiz soslarımız var. Onları kullanıyoruz. Hocam, ustam siz tek de öğrendik aldık değil mi? Yavaş kültürümüze girdi. Gerçekten de vazgeçilmez. Gerçek et lezzeti istiyorum diyen insan, çünkü siteye bağlı şu anda. Evet. Türkiye'de yiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk getiren zaten bu steak projesini Cüneyt Aslan'dır. Yani Günaydın bu projeyi başlattı ve büyüttü. Türkiye'de herkes bize örnek alarak devam ediyor. Devam ediyor. Gerçekten de
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Muratpaşa İlçe Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarla beraber denetimlerimiz devam ediyor. Yeni bir restoranttayız, önemli bir restoranttayız. Efendim ilk önce sizi tanıyalım. Benim adım Mahmut Ulusoy, ben buranın işletme müdürüyüm. Restorantımız 1954 yılında kuruldu. Antalya'nın en köklü iki restorantından biriyiz. Evet. Hatta en eskisiyiz diyebilirim. Evet, sizsiniz. Evet. Şimdi Sayın Müdürüm, 2017 yılı geride kaldı, 2018 yılına da çok az kaldı. Evet. Normalde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı elemanları, personeli geliyorlar, rutin denetimler yapıyorlar, öyle değil mi? Doğrudur, doğrudur. Hatta en son 15 gün önce arkadaşlar geldiler. Gıdalarımızdan ve içeceklerle alakalı denetim yaptılar. Faturalarımıza baktılar, kontrol ettiler. Ürünlerimizin son kullanım tarihlerini kontrol ettiler. Özellikle alkollü içkilerde ki biliyorsunuz yılbaşı yaklaştıkça televizyonda da çok fazla çıkıyor. Kaçak alkol kullanımı ve üretimiyle alakalı. Geldiler arkadaşlar, makineleriyle bu bandrollerini kontrol ettiler. Allah'a şükür öyle bir sıkıntımız yok. Yok zaten siz de yani bunu yapacak restoran değilsiniz. Çünkü dediğiniz gibi en köklü restoran sizsiniz Antalya'da. Peki bu denetimlerden sıkılıyor musunuz? Yok, aksine bizi daha diri tutuyor. En azından hata yapmamızı engelliyor. Dolayısıyla bir de çiğ süt emmedik, bir karnımız da ağrımadığı için aksine hiçbir sıkıntımız yok. Çok memnun da kalıyoruz. Peki müşterilerinizin böyle bir talebi oluyor mu sizler? Hani bir yerler şikayet oluyor mu? Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey, misafirlerimizin şikayeti değil de genelde bizlerle olan yorumları damak tadıyla alakalı oluyor ama o çok farklı bir olay. Yani insanların damaktan damağa lezzet değişebilir. Bir de çok eski ve çok köklü bir restoran olduğumuz için mesela orta yaş ve üzerleri ve genç nesil arasında bayağı bir şey durumdayız, çakışma durumundayız. Evet. Onlar o eski lezzetleri, eski şeyleri arıyorlar. Biz tabii biz onların üzerine biraz daha böyle güncel lezzetler de katmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sıkıntımız bunda. Onun dışında farklı bir sıkıntımız olmuyor. Ama hani eskide tadı da başkaydı, öyle değil mi? Tabii. Şimdi hani kapalı yoldaki parlaklığı şu anda ben de senelerde gittim. Hani oradaki kömürle burada aynı oluyor mu? Vallahi burada aslında mı, şöyle. Burada kömürde mi? Burada kömürde. Hatta oranın ızgarasını buraya getirdik. Oranın ustası burada. Çok daha iddialı bir şey söyleyeyim. Oranın tavalını her şeyi revize ettik. Her şeyi yeniledik. Oranın tavalarını bile değiştirmedik, lezzet farkı olmasın diye. Yani. Evet. Buyurun. Ve şimdi hani burada elemanlar da, çalışanlar da çok önemli değil mi? Hani doğrudur. Esas işletme ayakta tutan da onlardır. Tabii ki. Onlar da dikkat ediyorlar mı? Yani biz burada hani o bilinçteler mi ustalar ya da diğer arkadaşlar, usta yardımcıları? Ya şimdi tabii Antalya'da biliyorsunuz yeme içme sektörü çok geniş. Özellikle bu bölgede çok çok daha fazla. Dolayısıyla arkadaşlar denetimlerini yapıyorlar ama ya biz birilerinden korkarak veya ürkerek bunları yapıyor olasak bir yerde biz de ipin ucunu kaçırırız. Bu mesleki ahlaktır, mesleki adaptır. Dolayısıyla bunun için herhangi bir denetime veya bir üst amirinin bir baskısına gerek yoktur. Bu işten gelen bir şeydir. O mesleğin olan saygısıdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım 2018 yılı bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Çok teşekkür ederim ilginize. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Geldiniz, bana vakit ayırdığınız için. Kolay İyi akşamlar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi de neredeyiz? Kale içindeyiz ve kale içinde yine önemli ve güzel bir meyhanedeyiz, işletmedeyiz ve işletme sahibiyle beraberiz. Hemen sizi tanıyalım. Adım Koray Kütük, meyhane işletmecisi. Şimdi yılbaşı yaklaşıyor, 2017 yılı geride kaldı ve 2018'e merhaba edeceğiz ve yılbaşı akşamı sizin işleriniz bir hayli yoğun geçeceğe benziyor ve müşterinize belli hizmetler de vereceksiniz. Evet. Sanırım neler yapacaksınız, neler var? Yani yılbaşı için özel hazırladığımız özel bir menümüz var. O, onun dışında eğlencemiz, canlı müziğimiz. Yani öyle bir hazırlığımız oldu yılbaşı ama için. Müşterinize güzel bir akşam. Evet.
geçecekler. Şimdi hazırlıklara çok önceden başladık. Devam ediyoruz şu anda yılbaşı gecesine kadar. Evet. Şimdi Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden, Muratpaşa İlçe Müdürlüğü'nden yanımızda ve denetim yapıyor. Alkol denetim yapıyor. Bunu normalde de rutin olarak yapılıyor mu? İşletmenize daha önce de geldiler mi? Vallahi çok görüştük arkadaşlar. Sürekli geliyorlar. Yapıyorlar yani. Geliyorlar. Evet. Aha. Düzenli bir şekilde kontrollerimiz yapılıyor zaten. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz? Yok. Hem arkadaşlarımız çok iyi arkadaşlar. Onun dışında da zaten yani bizim şeyimizden korkumuz yok. Her zaman gelebilirler, bakabilirler. Bizim için bir sakınca yok. Arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar. Yani o konuda biz de takdir ediyoruz. Çünkü insan sağlığıyla oynanmaması bizim için de çok önemli. Yani başkaları yapıyor. Hani okuyoruz, televizyonda izliyoruz. Evet, gazetelerden okuyoruz. Yani kurunun yanında yaş da yanmasın. Millet iyi kötüyü ayırt edebiliyor artık yani. Arkadaşlarımızın da bunun için büyük desteği oluyor bize. O zaman denetimler sizin için aslında evet. Önemli. Ve hani haberlerde sürekli izliyoruz. Evet, izliyoruz. Maalesef yakalanıyor oluyor. Evet, denetimler sonucunda çıkıyor bunlar. Evet. Tabii ki işini doğru yapanları da bu etkiliyor, öyle değil mi? İnsanlar yani, bir korku oluyor mu? İster istemez tabii müşteride de bir tedirginlik oluşuyor. Tedirginlik oluşuyor. Yani bunların ortadan kalkması için bu denetimleri biz destekliyoruz zaten. Evet. Şimdi işletme sahibimizle görüştük. Şimdi sizler de denetim yapıyorsunuz. İşletme sahipleri aslında bu işi gerçekten doğru yapanlar, mutlular ve denetimlerin artmasını, hatta sıklaşmasını istiyorlar. Ve şimdi de siz burada denetim yapacaksınız. Bizler de izleyeceğiz. İlk önce yani görsel olarak biz normal bir müşteri olarak gittiğimiz zaman insan bunun sahte olup olmadığını göz karayla anlayabilir mi? Onun hakkında bizlere bir hani tüyo verebilir misiniz? Öncelikle kapağının komple kapalı olduğuna, hiç açılmamış olmasına dikkat etmemiz lazım. Seviyesine dikkat etmemiz lazım. Yani genelde şu civarda oluyor. Daha aşağı ve daha yukarıda olmamasına. Şu bandrol dediğimiz TAPTK tarafından yapılan bandrol dediğimiz şeyin olmasına dikkat edeceğiz. Bandrolde de üzerinde seri numaralar yazıyor. Bu seri numaralar fotokopilerde yani genelde burada orijinalinde biraz fersiz bir renkte oluyor. Şöyle gösterelim. Yani bu daha mı delirgin oluyor? Evet. Şeyde sahtede yani fotokopi olanlarda koyu renkte ve şey oluyor. İnce oluyor. Burada biraz daha kalın ve fersiz. Oradan şey yapabiliriz. Bir de şu kırmızı karedeki şeyler, renkler sahtede biraz daha koyu kırmızı oluyor. Burada biraz daha pembemsi. Gözle bu şekilde. Bir de şöyle yaptığımızda da parlar şu şekilde. Esas da kontrol... Sizin tabii teknik anlamında da tabii hani bir cihaza dolaşıyorsunuz. Tabii. Nedir bu cihaz? Nasıl çalışır? Bu SIGPA mobil bandrol okuyucu cihaz dediğimiz bir cihaz. Bu alkollü içkilerin üzerindeki bandrolü okumaya yarıyor. İçinde bir kare kod var bunun cihazla görebildiğimiz. Onu okuyor. Orada şu seri numarası çıkar eğer okursa. Ondan sonra hangi tarihte aktivasyon edildiği, hangi firma ithalat ithal bir ürünse ithalatçı firmasını, yerli bir ürünse üretici firmasının bilgilerini vesaire hepsi gözükecek. Şimdi bir okutalım şöyle. Şu içindeki kare kodlarımız şeyi okutacağız. Evet, teknoloji evet. Ne kadar gelişmiş görüyorsunuz. Aynen ve bu şekilde okudu. Orijinal üründe bu şekilde tik çıkar. Orijinal bandrolü. Şurada geçerli yollar. 6. okuttu müdürüm bu işletmede. Bakın 50'lik buradaki hacim miktarı. Şöyle de görüyoruz. 50 CL. Pardon. Şurada tekrar şey oldu. Çıktık bunu. Bir tane daha alalım. Yeni bir tane okuttuk. Orada gösterelim. Tabii alkol fiyatları da yükselince dolaplarda kilitleri büyümüş herhalde. Koray Bey öyle mi? Alkol fiyatları yüksek olunca kilitler de büyümüş. Onu fark ettim. Evet. Yeni bir tane okuttuk. Bu da 35'lik gördüğünüz gibi. Şurada seri no yazıyor. Bu seri no'yu buradakiyle tutması lazım. Konte ediyoruz. 04BV6GC EBAW269 ve tutuyor. Şuradan da sorgula dediğimizde de bunun üretici firmasını, aktivasyon tarihi gibi bilgilerine ulaşacağız. Sorguluyoruz. Aktive edilmiş mi? Evet. Kod tipi 20X09 rakı 35 CL. Rakının markası, ürün grubu, aktivasyon firması.
hangi firmada üretildiği aynen yazıyor. Ve aktivasyon tarihi saatine kadar yazıyor. Saatine kadar yazıyor. Aynen. Evet. Yani bu şekilde anlıyoruz. Diğer bütün içkilerde de bu geçerli herhalde değil mi? Bütün alkol içkilerde bu bandrol olmak zorunda. Eğer bandrol olmazsa zaten bu içki ya kaçaktır, yasal olmayan yollarla yurt dışından getirilmiştir ya da sahte üretimdir. Peki. Yani alkol tüketen ve alkol tüketecek yılbaşında özellikle izleyicilerimiz mutlaka hani bunları kontrol edebilme cihazları mutlaka yoktur zaten ama göz kararıyla da karar veremediler. Ne yapmaları gerekiyor? Bu, gelirlerse Başkanlığı, Maliye Bakanlığı'nın bu iş diye bir uygulaması var. Telefonlara da yüklenebiliyor. Onu yükleyebilirler. Orada da kendileri bu cihazın bir benzeri gibi uygulama gibi düşünürsek onlara okutup bir tahmini bir şey alabilirler. Evet. Siz bütün işletmelere bu şekilde gidiyorsunuz ve denetliyorsunuz. Kesinlikle. Faturalarını da istiyor musunuz? Kesinlikle. Herhangi bir belge istiyor musunuz? Faturalarını istiyoruz. Özellikle sıkıntı çıktığında kesinlikle istiyoruz. İşletmecilere tavsiyemiz özellikle yılbaşı öncesi faturalarının asıllarını veya asıllarını bulunduramıyorlarsa da bünyelerini bulundurmaları denetimlerde kolaylık sağlaması açısından önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biraz daha dolayı. Sevgili seyirciler artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ve son bir işletmedeyiz. Efendim yılbaşı yaklaşıyor, 2018 yılı yaklaşıyor. Sizin işleriniz o gün bir hayli fazla olacak. Şimdiden rezervasyonunuz da dolmuştur mutlaka. Evet. Ama hani bizim Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden arkadaşlar geliyor. Denetim yapıyorlar rutin olarak ama şimdi yılbaşından dolayı denetimler biraz daha sıklaştı. Siz rahatsız mısınız bu durumda? Hayır, rahatsız değiliz. Daha iyi. Bizim için de daha iyi. Çünkü bütün mekanlar biz temizlik olsun, hijyen konusunda olsun, kaçak alkol konusunda olsun kontrol edilmesini biz de istiyoruz. Çünkü biz elimizden geldiği kadar dürüst yapmaya çalışıyoruz bu işi. Bütün esnaf arkadaşlarının aynı şeyi bekliyoruz yani. Hassasiyeti bekliyoruz. Mutfakta olsun, gıdada olsun, alkolde olsun gerçekten çok önemli. Yediğiniz, içtiğiniz yerler biz de aynı şekilde. Bir mekana gittiğimiz zaman mutfağı çok önemli, içtiğimiz alkol çok önemli. Eğer kaçaksa veya alkol sıkıntılıysa sonunda bize veya müşterilerimize zarar gelecek. Misafirler de zarar görmesin, biz de. Peki siz mesela başka yere gittiğiniz zaman nelere dikkat ediyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Mesela şişenin açık olmamasına dikkat ediyoruz. Elimize geldiği kadar kadeh içmiyoruz. Tabii sunum da çok önemli. Bu işin içinde olduğumuz için biliyoruz yani neyin nasıl geldiğini, nereden geldiğini. Ama tabii vardır mekanlar, mutlaka vardır kaçak alkol tüketen ama kesinlikle karşıyız yani. Hiç bir cezayla karşı karşıya geldiniz mi? Hiç hayır gelmedik. Gelmediniz. O zaman sizi tebrik ediyoruz. Takdir teşekkür ederiz. Gerçekten. Yılbaşı için doldu mu rezervasyonunuz? Şu anda doldu. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi işletmecilerimiz gerçekten düzgün ve denetimlerde de herhangi bir sıkıntı çıkmadı. O yüzden size tekrar teşekkür ediyorum. 2018 yılı başarılı, mutlu, bol kazançlı yıl olmasını diliyoruz. Evet sevgili seyirciler Tarım Vizyon son olarak kapanışta sizlerle birlikte olacağız. Efendim malum önümüz yılbaşı, denetimleriniz son sürat devam ediyor. Antalya'da denetimler ne noktada? Alkolle ilgili yapılan denetimlerle ilgili rakamlar ne düzeyde? Evet. Tabii bizim bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün diğer bir faaliyet alanı da gıda denetimleridir. Gıda ile ilgili
her ne kadar işletme varsa ilintili, bütün işletmelerin denetim yetkilisi bakanlığımızdır. Bu kapsamda bakıldığı zaman biz de 2017 yılında çok ciddi bir denetim çalışması yaptık. İlimizin genelinde 27 bin tane yaklaşık bir işletmemiz var gıda ile ilgili olan. Bu işletmelere yıl sonu itibariyle 39 bin yaklaşık 40 bine yakın bir denetim gerçekleştirdik. Tabii sektörün içerisinde, gıdanın içerisinde sektör sektörde farklılıklar var. İşte bunun içerisinde turistik tesisler var, turistik işletmeler var, oteller var, eğlence sektörünün olduğu işletmeler var. Tabii bunlar sezonlu, hangisi önemliyse o önem sırasına göre aslında denetim yapıyoruz. Mesela şöyle bir uygulama yapmıştık 2017'nin ortasında, Haziran-Temmuz ayında sezonun tam yoğun olduğu, turizm sezonu tam yoğun olduğu bir dönemde sadece turistik tesislere yönelik bir yoğun işletme yapmıştık. Buradaki amacımız 2 milyon 300 bin bir nüfusumuz var ilimizin. Yazın gelen bir 12-13 milyon misafirimizi de göz önünde bulundurduğumuz zaman ilimiz sınırlar içerisinde yaşayan herkesin sağlıklı beslenmesini, güvenilir gıda ile buluşmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda evet, değerlendirdiğiniz zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi yılbaşı yaklaşıyor malum. Bu noktada da biz yaklaşık 15 gün öncesinden akşam denetimlerine, gece denetimlerine tüm ilçelerimizde başladık. 15 gündür yoğun bir şekilde 24 saat esasına dayalı bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu noktada yaklaşık bu eğlence sektörü içerisinde olan işletmelere 2017 yılı içerisinde 6900 adet denetim gerçekleştirdik. Tabii 403'e yakında bir numune aldık. 400 tane falan bir numune aldık. Bunların içerisinde olumlu olanlar var, olumsuz olanlar var. Olumsuz numune çıktığı zaman da ceza işlem uyguladık. Yaklaşık şu ana kadar da 2100 adet kaçak bir içkiye, alkol içeceğe de el koyduk. Bu denetimlerimizi yılbaşı bitene kadar yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Buradaki amacımız, dediğimiz gibi, ilimizin de bir turizm potansiyelini göz önünde bulundurursak, gerek ilimizin içerisindeki vatandaşlarımızın, gerekse ilimizin dışından misafir olarak gelen vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde herhangi bir kaçak alkolle temas etmemesini sağlamaya yönelik bir hedefimiz var. Evet, alkol sağlığa zararlı ama yılbaşında yerli ve yabancı turistler Antalya'ya akın akın gelecekler ve alkol tüketecekler. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor restoran, otel ya da pansiyon türü yerlerde alkol tüketecekleri zaman? Ya tabii ki il çok büyük, sektör de çok büyük. Hani biz denetim ne kadar yapsak da 24 saat denetimlerimizi gerçekleştirsek de haliyle hepsine böyle dakika başı yetişmemizin imkanı yok. Bu noktada tüketicilerimizin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Onlara çok büyük görev düşüyor. Eğer onlar tüketim yapmış oldukları bütün gıdalarla ilgili öncelikle etiket kontrolünü yaparlar, son kullanım tarihlerine bakarlar, alkol alırken de alacakları şişenin açılmamış kapağının olmasını, bandrolün olmasını kendileri de denetlerlerse bizim en büyük yardımcımız olmuş olurlar. Ha, şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii ki bu kadar denetim içerisinde olumsuzluk olabilir. Bu olumsuzluk anında da bizim Alo Gıda 174 hattımız var. İvedi bir şekilde o hattımıza ihbar düşerlerse bizim ekiplerimiz zaten hazır, anında müdahale ederiz. Şişeyle tabii kolay ama açık satılıyorsa restoran gibi yerlerde herhangi bir koku ya da görüntüden anlamamız mümkün mü? Hayır, tabii bunu artık çok güzel yapıyorlar sahtesini. Bunu tabii ki anlayamaz tüketicilerimiz ama tüketicilerimizin şöyle bir hakkı var. Her şekilde tüketim yapacakları ürünün geçmişiyle ilgili sorgulama yapma hakları var. Bunu şüphelendikleri bir durum olursa her türlü işletme sahibinden bunu sorgulamasını, alamadıkları sağlıklı bir cevap olursa yine şüphelerini bize iletirlerse biz anında müdahale ederiz. Var mı ilave? Ben 2018'in ilimiz için, ilimizde yaşayan bütün insanlarımız için güzellikler getirmesini diliyorum. 2017'de yaşamış olduğumuz hiçbir sıkıntının 2018 yılında yaşanmamasını diliyorum. Ve yılbaşı akşamında da gerek sektörümüz açısından, bizim açımızdan, gerekse eğlence sektörünün içerisinde olan vatandaşlarımız açısından sorunsuz bir akşam diliyorum. Evet sevgili seyirciler, bir tarım vizyonunun daha sonuna geldik.
Gıda Tarım Hayvancılık Muratpaşa İlçe Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarla otelde, restoranlarda, meyhanelerde denetim yaptık. Alkol denetimi, normal mutfak denetimi yaptık. Çok teşekkür ediyorum Koran. Bizlere yardımcı oldun. İşletmeleri gezdik hep beraber. Siz ama denetimlere devam edeceksiniz. Aynen, değil tabii. Mi? Biz geçen hafta pazartesiden beri sabah 9, gece 2, 3 işletmelerimizin durumlarına göre bu şekilde devam ediyoruz. Evlilik yılbaşı... var mı? Evlilik yok, zaten olsaydı da olmazdı artık. Biterdi diyorsun. Biterdi aynen. Bu şekilde. Siz de bekarsınız herhalde, evet, değil mi? Evet, biz de bekarız. Siz de bekarsınız. Zaten önemli olan da o. Timi öyle seçiyorlar değil mi? Böyle denetim ekibini öyle biraz, seçiyorlar. Biraz o şekilde oluyor, evet. Evet, o şekilde oluyor. Umarım herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. İnşallah. Karşılaştığınız zaman da gerekli cezayı da tabii, yazıyorsunuz zaten, değil mi? Tabii, kesinlikle gerekli işlemleri yapıyoruz. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz tüketicilerimize? Tüketicilerimize özellikle alkollü içki tüketen vatandaşlarımıza dikkatli olsunlar. Kesinlikle demin de Fatih Bey'in dediği gibi ağzı açılmış vesaire şişeleri kesinlikle kabul etmesinler. Orijinal olduğunu düşündükleri kapalı şişelerle masalarında açmak suretiyle tüketsinler. Çok teşekkür ediyoruz biz. Herhangi bir şikayette de 174'ü arayabilirler. Her türlü hemen? Gıda ile ilgili her türlü şikayette 174'ü arayabilirler. Peki yılbaşında özel bir tim olacak mı? Kesinlikle. Yani anı, kesinlikle aniden. Anında icapçıları arkadaşlarımız var. Bunlar da biz de olmak üzere. İstedikleri zaman arayabilirler. Yılbaşı, bayram, seyran fark etmez. Her zaman görevimizin başındayız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Yılbaşında, yılbaşı akşamında denetimler devam edecek. O yüzden hani gönül rahatlığıyla aslında gidin, eğlenin. 2017 yılını geride bırakacağız. 2018 yılına rahatlıkla girin. Umarım herhangi bir sıkıntı da yaşanmaz. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim, 2017 yılı iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. 2018 yılı özellikle başta üreticilerimize bol kazançlı, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 2018 yılında da yine sizlerle tarımı konuşmak için beraber olacağız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.